Bir önceki videoda annemizdeki yumurtanın babamızdan gelen bir spermle birleştiğini görmüştük. Böylelikle bir zigot oluşuyor, kopyalanıyor ve neye dönüşüyor? Bize. Diyelim şu babamdan gelen sperm olsun. Şu da annemden gelen yumurta olsun. Bu zigot kopyalana kopyalana sonunda beni oluşturacak ve döllenme hakkında bir video yapacak. Peki bu nasıl oluyor? Açıklayalım. Zigotun bu aşamada diploid sayıda kromozomu var. Hatırlarsanız 2N olarak kısaltılıyordu. N haploid sayısı. 2N diploid sayısıydı. Tamam mı? N haploid sayısı, 2N diploid sayısı. İnsanlarda N sayısı 23 oluyor. O yüzden diploid sayısı ne oluyor? Yani 23 çarpı 2 46 oluyor. Evet. İşte kromozom olasılıklarının bütünü burada. Babamdan gelen Y cinsiyet kromozomu, annemden gelen X kromozomu var. Yani cinsiyeti erkek olacak. Peki sonra ne olacak? Mitoz bölünme yoluyla bu zigot kopyalanacak. Mitozun tüm detaylarına şimdi girmeyeceğim ama bir tur mitozdan sonra burada artık iki hücre olacak. Şimdi bu hücreleri yine ölçeksiz bir biçimde çiziyorum buraya. Tamam mı? Tahtada başka boş yerler de bırakmam gerek çünkü. Tüm kromozomları çizmek yerine çekirdekteki kromozomların her birinde hala 2n yani diploid sayısı var diyebilirim. Zigot hücrelere ayrılmasına rağmen iki hücrede de ayrılmadan önceki özellikler tamamıyla var ve kromozom sayıları aynı. Bu süreç bu şekilde devam edecek. Buradaki iki karakter mitozla kopyalanacak. İşte burada da mitoz bölünmeyi görüyorsunuz. Dediğim gibi bu hücrelerin her biri bölünmeden önceki özellikleri taşıyor ve 2n diploid sayısına sahipler. İnsanlar için bu sayı 46. Evet, bu süreç böyle devam edecek. Şöyle noktalar koyayım ki burada çok şey olup bittiğini siz de anlayın. Evet, mitoz bölümüme devam edecek ve sonunda bu binlerce hücrenin sayısı milyon ve on milyonlara ulaşacak. Çok küçük çizmeye çalışacağım. Her birinin kromozom sayısı diploid olacak. 23 tane homolog kromozomdan oluşan 46 kromozomları ortaya çıkacak, oluşacak. İşte hücrelerin oluşturduğu büyük top gibi şekli siz de görüyorsunuz. Bu hücrelerin bazıları vücudumun farklı bölgelerini oluşturacak. Mesela şuradaki hücreler kopyalana kopyalana benim beyin hücrelerime dönüşecekler. Şuradaki hücreler de aynı şekilde kopyalanacak ve oluşan çocuk hücreler benim kalp hücrelerim olacak. Şuradaki hücreler mesela akciğerlerimi oluşturabilir. Evet, kısaca buradaki tüm hücreler beni ben yapan şeyleri oluşturacak. Biraz daha mitoz bölünme gerçekleştikten sonra bir insan ortaya çıkacak. Hemen yazalım. Mitoz. Şimdi de bir insan çizmeye çalışıyorum. Buradaki adam bana pek benzemedi ama neyse idare edin. Saçlarım çok gür, kaşlarım kalın. Hala bana benzemedi ama olsun anlatmaya çalıştığım şeyi siz anladınız hemen çizip bitirmeye çalışıyorum. Tabi en iyi çizdiğim insan resmi bu değil kesinlikle ama dediğim gibi genel olarak durumu siz anladınız. Geniş omuzlar gayet iyi. Bu adamı çizmeye çok odaklanıyorum sanki. Aslında karnım bu kadar düz değil benim biraz göbeğim var ama neyse bunu geçelim. Evet genel olarak burada anlatmak istediğim şey mitoz bölünme ile sonunda bir insanın oluştu. Pembe hücreler sonunda beyin hücrelerime dönüşecek. Şuradaki akciğer hücresi olacak. Tabii ki çizdiğim büyüklüğe bakılırsa bu hücrelerin görünemeyecek kadar küçük olması lazım. Şuradaki hücreler de kalbi oluşturacak. Şimdi burada önemli bir ayrım yapmak istiyorum. Burada çizdiğim hücrelerin çoğu mitoz bölünme ürünü. Bunlar vücut hücreleriniz, somatik hücreleriniz. Burada gösterdiğim kalp, akciğer, beyin hücreleri, somatik hücreler. Belki merak ediyorsunuzdur bu haploid hücre sayısı nasıl oluştu diye. Bir erkekten bahsediyorsak eğer bu haploid cinsiyet hücreleri yani gamet ve spermler nasıl oluştu? Veya bir kadından bahsediyorsak eğer haploid sayılı bu yumurta hücreleri nasıl oluştu? Şimdi şöyle açıklayalım. Buradaki hücrelerden bazıları germ hücrelerine dönüşecek. Germ hücreleri derken eşey organlarından bahsediyorum. Dişilerde eşey organı yumurtalık, erkeklerde testislerdir. Eşey organlarında dönüşmüş olan germ hücreleriyle somatik hücreler farklıdır. Yani yumurtalık ve testislerde germ hücreleri vardır. Bu hücreler mayoz bölünmeyle gametleri oluşturabilir. Yani dişilerde yumurta, erkeklerde sperm üretilir. İşte bunlar mayoz bölünmeyle oluyor. Erkeklerde sperm, dişilerde yumurta üretilir. Burada çok ilginç bir şey var. Çünkü biyolojide hep mutasyonlar ve doğal seleksiyondan bahsedilir, değil mi? Mutasyonların sizi ve çocuklarınızı nasıl etkileyeceğini anlamak çok önemli. Dolayısıyla buradaki somatik hücrelerden birinde mesela deri, beyin veya kalp hücresinde mutasyon olursa, özellikle de bu mutasyon kansere sebebiyet verirse, hele bir de gençseniz bu sizin üreme yeteneğinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum somatik hücrelerden birinde olursa aktardığınız DNA özellikleri etkilenmez. Aktardığınız DNA özelliklerine gamette olan şeyler belirler. Eğer gamet hücrelerinin oluşumu sırasında mutasyon gerçekleşirse, yani şuradaki hücrelerden bazıları kopyalanırken mutasyona uğradıktan sonra germ hücrelerine dönüşürlerse, mayoz yoluyla mutasyona uğramış spermler oluşur. Daha sonra bunun çocuğunuza geçme ihtimali var. İhtimali var diyorum çünkü bütün sperm hücreleri mutasyonla olmayabilir. Yani 200-300 milyon sperm hücresinden sadece bir avuç kadarı mutasyonla olabiliyor. Bu mutasyon yüzünden bazı sperm hücrelerinin işlevi zarar görürse eğer, yani yumurta ile birleşmeleri veya sıvıda yüzmeleri zorlaşsa bile çocuğunuzu etkileyecek bir durum yine de ortaya çıkmayabilir. Yani Mutasyonun çocuğunuza etki edeceği durum sadece bu mutasyonlu hücrelerin gametlere dönüştüğü zamanlarda olur.